Aslında futbolla ilgili sorularımı sormadan önce sizi daha yakından tanımak adına tabii nasıl ki. bir çocukluk geçirdiniz? Nasıl bir ailede büyüdünüz? Ya Ailenizde de futbola ilgi var mıydı? Tabii biz Sirte yaşadık. Sirte Hı -hı. doğdum. 12-13 yaşına kadar Sirt'teydik. Herkes gibi biz de mahalle aralarında, toprak sahalarda top oynadık. Topun peşinde koştuk. Yani 3 saat, 4 saat, 5 saatler boyunca hep topun arkasında koştuk. Ya yani ilgimiz o kadardı yani. Peki böyle bir hayaliniz var mıydı? Sporcu olma gibi, futbolcu olma gibi. Yok, yok. Öyle bir şey. Ailem <laughs> müsaade etmezdi zaten. Hı. -hı genelde ticaretle uğraşan bir aile olduğu için genelde hep e, ticaretle e, uğraştık. Yani 7 yaşından itibaren hep ticaretin işindeydik yani. Başka aslında Siirtlisiniz ama Adana'yla özleştiniz diyebilirim. Tabii Adana'da bir geçmişim var. Ben 96 yılında İstanbul'dan Adana'ya geldim. Bir 8 yıl burada yaşadım. O zaman ailenin işi olan Eza Deposu işletmesi için geldim. Buraya Güneydoğu Anadolu bölgesinde 12-13 tane depo açtıktan sonra 8 yıl sonra İstanbul'a geri döndüm tekrar. Sağ olsunlar Adanalılar unutmamış. 14 yıl sonra başkan ararlarken birileri benim ismi ortaya atmış. Öyle bir daha geldim yani. İş hayatında da başarılı bir isimsiniz başkanım. Yöneticilik mi daha zor yoksa iş hayatındaki o karmaşa mı? Yani, yani. şöyle her işin kendini göre zorlukları var, güzellikleri de var. Yani iş hayatında da zorluklar her zaman olur ama güzellikler de olur. Hedeflere ulaştığın zaman, bir şeyler başardığın zaman orada da mutlu olursun. E burada da öyle yani. Galip geldiğin zaman dünyanın en mutlu adamı oluyorsun. Ama galip gelmediğin zaman dünyanın en mutsuz adamı oluyorsun. Bir de ilk hep başkanlar, teknik adamlar suçlanır ya. Sizde de Tabii yani netice itibariyle yani bir e, başarısızlıklarda başkan oynamıyor ki. Yöneticiler ne? oynamıyor ki. Yani e, iyisiyle kötüsüyle aslında sorumlu teknik heyet ve futbolcular. Ha başkanlara düşen görevler var tabii. Onları motive etmek, onlarla ilgilenmek, onlara iyi ortam yaratmak, rahat top oynayacakları yerler hazırlamak. Ve onları yaptıktan sonra da futbolcular da iyilerse zaten başarı geliyor. Peki başkan olmaya nasıl karar verdiniz? Ya isteyerek ben başkan olmadım. Yani resmen kucağımda buldum. Çok zorlu bir süreçten yani iki 3 toplantıdan sonra kabul etmek zorunda kaldım. Aldım. E kabul ettikten sonra da bir işe girdikten sonra adam gibi de yapmak. Bizim aile kültürümüzde de zaten. Ne hangi iş olursa olsun adam gibi yapmak. E onun için mücadele ediyoruz, uğraşıyoruz. Bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor. Bazen moralin bozuluyor, bazen çok mutlu oluyorsun. Siz de oldukça taraftarlarla böyle iç içe olan bir isimsiniz aslında. E sadece adam dediğim bu taraftarı değil. Ben bütün Türkiye'deki diğer takımların taraftarlarıyla sürekli evet. yazışıyorum, haberleşiyorum, sosyal İstanbul özellikle. takımlarının taraftarları tabii, da sizi oldukça yani seviyor. O konuda rahatım yani. bazen <laughs> Twitter'da sohbet odalarında Beşiktaş'ın sohbet gün oluyor o gün. Oraya giriyorum, oraya katılıyorum. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Göztepe'nin, Urfa'nın herkesin şeyine katılabiliyorum yani. Rahat bir şekilde katılıyorum yani. Sorularına da <laughs> cevap veriyorum. Evet öyle. E, bu da insanları mutlu ediyor. E, onlar mutlu olduğu zaman ben de mutlu oluyorum. E, güzeli de bu zaten. Kesinlikle. Stad'da e, taraftarla bir konuşmanız olmuştu. Şöyle, e, bu takım şampiyon olacak sabredin diye. Sizce Adana Demirspor sizin beklediğiniz hedeflere ulaşabildi mi? Ya da ilerideki hedefleri neler? Şimdi o videoda taraftarla aslında bir sinir harbi yaşadık o dönemde. Evet. E, Hakan Kotlu'ydu galiba antrenör. Şunkman 5-6 maç bir kötü bir serimiz oldu. Tabi istifa diye sesleri gelince orada polemik yaşamıştık taraftarla. Hatta ben başkan olduğum zaman ilk kongrede söylemiştim. Ben buraya birincilik kulübüne başkan olmak için gelmedim. Bu sene söz vermiyorum ama seneye ondan sonraki sene Süper Lig'e çıkacağız diye söz vermiştim o zaman. Oluyor. Bunlar yaşanıyor. Yaşanmayacak şeyler değil. Şampiyon olacak diye çünkü o iddiayla ortaya çıkmıştık. E, taraftarlar da inandı, güvendi. E, el birliğiyle çıktık. E, çıktığımız senelerde de birinci senede de herkesin gönlüne de girdik. Hatta benim be bir iddiayla ortaya çıkmıştım. Herkesin ikinci takımı olmak. E, şu anda geldiğimiz noktaya baktığınız zaman bugün dört büyük kulübün taraftarlarının neredeyse yüzde 65 75'i 75 Adana Demirspor'u seviyor. e, başkanı evet, da seviyor. Kesinlikle. E, i̇yi bir iletişimimiz var. İyi bir ağımız var. gittiğimiz Anadolu kulüpleri taraftarları da öyle sağ olsunlar. Yani her gittiğimiz yerde e, büyük bir ile karşılaşıyoruz. Seviyorlar da, onu hissettiriyorlar da. E biz de hissettiriyoruz. Geldiğimiz nokta şu anda bu. Evet. Bir de şey söylemek istiyorum. Bu mesela UEFA'daki o ön eleme maçlarında da başkanım aslında. Tüm bu İstanbul takımlarındaki hemen hemen herkes aslında Adana Demirspor'u yakından takip etti. Aslında elenmesine de çok üzüldü. Çok üzüldü. Ben de babamla takip ettim açıkçası. Doğru, çok da doğru. üzüldüm elenmesine. Nasıl değerlendirirsiniz Adana Demirspor'un oradaki performansını? Ya tabii tarihinde ilk defa Avrupa'ya gitti. Evet ve sizin başkanlığınızda. Yani da. ilk defa Avrupa'ya gidince tabii Avrupa'da hacemimiz var. Yani nasıl Süper Lig'e çıktığımız sene ben Menemen başından sonra bir açıklama yapmıştım. Önce bir Süper Lig'i öğrenmemiz lazım. Nasıl 26 yıl çıkamadıysak 26 yıl burada nasıl kalıcı olan? Ormanın hesaplarını yapmamız lazım. Ya Avrupa'da da öyle. E gittik bize zor takımlar çıktı tabii. Yani ilk Kuluş maçı Romanya'nın ikincisi. Evet. İkinci takım Osijek, Hırvatların ikincisi. Elendiğimiz takım. Genk, Genk. ise Belçika'nın aslında şampiyon olmuş ama onlar da playoff olduğu için playoff'ları da 90 artı 2 ile 7 golle ikinci olmuş bir takım. Yani çok zor takımlarla oynadık. Evet. Aslında bir de eski sistemde olmuş olsaydı orada 2-1 burada 1-0 galip geldik. Aslında biz tur atlayacaktık. Tabii ki üzüldük ama o sıcakta, o nemli havada 148 dakika top oynandı. Çok da başarılıydı açıkçası. E Genç takımı da iyi bir takım. Yani mesela bir tane oyuncuları vardı 18 numara Faslı. Ben başkanlarıyla sohbet etmiştik. Bizi sağ orada ağırlamışlardı. 32 milyon euro teklif gelmiş vermemişler. Döndüm başkanı dedim ki başkan kaç parayı satmayı düşünüyorsunuz? 50 milyondan aşağı satmayı dedi. Dedim bizde olsa biz 30'a veririz geçer yani. <laughs> Öyle maalesef yani. Yani oynadığımız <laughs> takımlar çok ciddi takımlar. Yani. Evet evet kesinlikle. Evet, Ama bence mücadele iyi, bir ettik. i̇yi mücadele ettik. İyi mücadele ettik. Neticede itibariyle bir arada çünkü. ülkemize iyi pu puanlar da kazandırdık. Adana'yı yurt dışına tanıttık gibi de oldu bence. Oldu. Şeyde yaşadık. Kuruş maçından sonra taraftarlar tabii sahaya maddeler atmışlardı. Ben e, maç oynarken sahaya inmiştim. Taraftarların yanına gitmiştim Yapmayın, <laughs> yapmayın diye. Biraz da polemik yaşamıştık orada. Sonra galiba o Sevik <laughs> maçındaydı. Futbol UEFA'nın temsilcisi yanıma geldi. Dedi ki, başkan dedi biz geçen UEFA toplantıda seni konuştuk. Yani maç oynanırken e, sahaya inip taraftarı sakinleştirmen çok önemli ve anlamlıydı yani. Normal şartlarda aslında ceza yemen lazımdı. Ama ceza da verilmedi sana Bazen ister istemez bunu yaşıyorsun. Hmm. E, bir tane yine galiba kulübün oyuncusuydu. altı numara iyi bir stoperleri vardı. Maç bittikten sonra bir baktım tek başına sahanın içine kalmış. Biraz yabancı dilim olmamasına rağmen beden diliyle biraz sohbet ettik. Bize gelmek ister misin falan dedim. Bu saha içerisinde transfer ya evet, evet. çalıştığınız oh, kişi olsam da değil mi? Sonra <laughs> e, baktım yanlış adama teklif etmeyeyim bir <laughs> çevirdim bir numarasına baktım evet 6 numaraymış sonra bizim sportif direktöre silendim Gökhan gel dedim bunu bir takibe alın dedim. Ne oldu peki o transfer başkanı? Şu anda takip ediyoruz. Hala ha, takipteyiz. <laughs> bir de şey genç maçı sonrası Semih Güler'e görüşeceğiz demiştiniz. Ben röportajda izledim. oradaki maç. Hayır şimdi <laughs> röportaj yaptığımız yer, yerden başka giriş yeri yoktu. Semih tabii o arada geliyor. Yani, savunma hatalarından dolayı iki tane gol yemiştik. Evet. Aslında 1-1 bir, bir beraber bitirebilsek ya da 1-0 gali bitirebilsek biz burada tur atlardık. Orada bir ensestane bir durum oldu. Semih geçerken tuttum yani. Görüşeceğiz derken yani kalkıp dönecek hale yok <laughs> <Evet>, yani. Tabii. <laughs> doğru yani. <laughs> ama güzel bir an oldu orada yani. evet. Aslında başkanım Adana Demirspor için birçok korkunuzu da yendiniz diyebilir miyiz? Uçak korkusu mesela. Şöyle, şöyle yenmedim ama Avrupa'ya giderken tabii takma yalnız bırak olmak için ilaçla, ilaç alarak uçağa bindim gittim geldim. E, Türkiye'de kısa mesafeler olduğu için bir saatlik bir Bilmiyorum yani arabaya gitmeyi tercih ediyorum. Ya e, Arabada rahat oluyor aslında. İşini yapıyorsun, telefon görüşmelerini yapıyorsun. En azından istediğin yerde duruyorsun. Bu benim kolayıma geldiği için yani tercih ediyorum. Yoksa mecbur kalırsam tabii ki bineceğim yani. Korka korka da bineceğim yani. Şöyle başkanım teknik adam seçimleriniz hep bir ses getiriyor aslında. Montelli'de de öyleydi, Clive'da da öyle. Teknik direktör seçerken hani nelere dikkat ediyorsunuz? Sizin önceliğiniz neler? Ya aslında bizim şansımız. Yani netice itibariyle Montella'yı ben biliyor muydum? Hayır bilmiyordum. Varlığından bile haberim yoktu. O zaman teknik direktör arayışına girdiğimiz zaman iki tane öneri geldi. İşte birisi Pirlo'ydu, birisi Montella'ydı. Hatta benim başkan vekilim İtalya'ya gitti, kendileriyle de görüştü. Başkan vekili yaptığımız iştişareden sonra, sportif direktörle beraber Montella'da karar kıldık. E şimdi Clivert'e gelince Montella tabii iki sene bizde çalıştı. Evet. Uzun bir süre aslında. Süper Lig'de bir hoca iki sene çalışması gibi bir süre.